8 Ağustos 2023 Salı ve Nokta erdik Ben Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Çocuk Doktorları Birliği çocuğunu önemsiz bir durumda acile götürenlerden para alınmasını istedi. NOST konuştu Başkan Fischbach acil servislerin gerçek acil durumlara odaklanması için bunun yapılması gerektiğini düşünüyor. Hastaneler Birliği ise bu öneriye tepki gösterdi. İnsanlar neyin acil olup neyin olmadığına nasıl karar verecekler? Çocuğun ateşi bile çıksa bir anne baba için bu acildir. Ya bir şey olursa diye düşünür. İkinci Mahmut bu hayatta iki şeye doyamam demişti. Biri mehtap, biri evlat. Sağlık Bakanı Latarbah'ın sağlık kioskları projesi var. On binlerce sağlık noktası kurup İlk muayeneleri burada yapmayı planlıyor. Acile gelenlerden para alınması daha önce de önerilmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde şu anda böyle bir değişiklik yok. Her halükarda bir sağlık reformuysa yapılacak. Çünkü uzman doktor randevusu almak neredeyse imkansız hale geldi. Aylarca beklemek gerekiyor bazı branşlarda. Acil servislerde de saatlerce beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Sonunda da uzman yok diye eve gönderebiliyorlar. Forza'nın yaptığı bir araştırmaya göre velilerin %72'si okullarda verilen eğitime güvenmiyor. Halkın sadece %27'si okullarda iyi bir eğitim verildiğini düşünüyor. Okullarda da ciddi bir reform ihtiyacı var. Öğretmen açığı çok büyük. Almanya bugüne kadar eski sistemle iyi idare etti ama dünya çok değişti. Yeni teknolojileri yakalamak için yepyeni bir sistem kurmak lazım. Onu şu ana kadar beceremedik. Umarım önümüzdeki dönemde başarırız. Frankfurt'ta bazı kreşlerde çocuklara sözlü ve fiziksel taciz suçlamaları nedeniyle bazı eğitmenler açığa alındı. Savcılık 5 eğitmen hakkında soruşturma başlattı. Bir eğitmen iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkınca görevine iade edildi. Tüketici fiyatları Temmuz ayında %6.2 arttı. Haziran'a göre biraz düştü fiyatlar ancak hala oldukça yüksek bir enflasyon var. Avrupa %1 enflasyona oldukça alışmıştı. Şimdi sürekli artan fiyatlar karşısında bocalıyoruz. Çünkü maaşlar artmıyor ve halkın alım gücü düşüyor. Bu da krizi tetikliyor. Uçak biletleri ve tatil paketleri de uçuk fiyatlara satılıyor. Tatiller geçen seneye göre %9 zamlandı. Birçok kişi bu yüzden tatile gidemedi. Okul malzemelerine de zam geldi. Defter %13.6, kalem %7.6 zamlandı. Kitaplarda da %5.3 artış oldu. AFD ülkedeki nitelikli iş gücü açığını daha fazla çocuk doğurmak suretiyle kapatmayı önermişti. Birlik partilerinin ekonomi sözcüsü bunu eleştirdi. Kadınlar doğum makinesi değil, çalışma yaşında olan milyonlarca işsiz var. Onlar çalışsın dayanışma göstersin diye konuştu. NTFA yayınında fazla mesainin de vergiden muaf olmasını önerdi işsizler çalışsın güzel 5,5 milyon kişi sosyal yardım alıyor. Milyonlarcası çalışabilecek durumda ve kasten çalışmıyor. Bunu herkes biliyor. Çünkü çalışırlarsa ellerine çok ciddi bir para geçmeyecek. Çalışandan alınan vergileri azaltırsanız insanlar da çalışmaya teşvik edilmiş olur. SDO lideri Mers şirketlere yönelik acil bir yardım programı başlatılmasını önerdi. Almanya'yı ancak biz canlandırabiliriz dedi. Ülke yönetimine talip gençler ve kadınlar Zöder'i beğeniyor yorumuna ise güzellik yarışması düzenlemiyoruz diyerek cevap verdi. Bürokrasiden herkes şikayetçi, koalisyonu oluşturan partilerden FDP'nin lideri Maliye Bakanı Lindner, bürokrasi Almanya'yı tehlikeye atıyor diye konuştu. Hükümet geçen sene bürokratik işlemler için 51 milyar avro para harcadı. Küçük işletmeleri beyanname zorunluluğundan muaf tutmak istiyor Lindner. Almanya'daki gereksiz bürokrasiyi azaltabilen ülkeye çok büyük bir hizmet yapmış olacak. Tabi bürokrasi buna müsaade ederse. İşler kötü gidince işletmeler daha az vergi ödüyorlar haliyle. Belediyeler de bu vergi açığını emlak vergilerini artırarak telafi etmeye başladılar. Dünün haberiydi. Çok fazla tepki geldi. Muhalefet emlak vergisinin belediyelerce artırılmasına eleştirdi. Federal Göç ve Mülteci Dairesi ise bu senenin ilk 7 ayında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının oranını açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre %203 artış var. Sadece Temmuz ayında yaklaşık 24 bin kişi Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. Kabul oranı ise oldukça düşük %15. Havalar düzeliyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artacak. 3 gün güneşli hafta sonu yine dengesiz bir hava bizi bekliyor olacak. Fransa ile devam edelim. Yaşlı bir kadın kendisini avukat olarak tanıtan biri tarafından yaklaşık 200 bin avro dolandırıldı. Kadına neredeyse evini sattıracaklarmış. Akrabaları son anda fark etmişler ve engellemişler. Avukat kılığında davayı kazanacağız. Tüm paraları geri alacağız diye gelmiş. Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntem icat ediyorlar. Dikkat etmek lazım. Sıla yolunda da işte lastik patladı, şu oldu, bu oldu diye gurbetçilerden para isteyenler var. Bunlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Bu gibi insanlar yüzünden gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederken insan çekiniyor. Bir yardım isteyince bu haberler üstüne acaba dolandırıcı mı diye düşünüyoruz. Belki adamın gerçekten lastiği patladı. Birisi sen bana 300 avro ver ben sana dönünce 1000 veririm derse iki kere düşünmek lazım. Çünkü gerçekten yardım isteyen biri 3 kat para teklif etmez. Avusturya'da bir kadın aşırı sağcılara nasih dediği için 100 avro para cezasına çarptırıldı. Ne deseydi Mahmut mu deseydi? Kendisini yere yapıştıran gençlere iklim teröristi diyebiliyorsunuz ama aşırı sağcılara nasıl diyemiyorsunuz derseniz suç oluyor. Almanya'da birine nasıl demek suç. Bir kişi halka açık bir havuza nasih dövmesiyle girmişti açıkça. Onun ne ceza alacağı belli değil. Adam gitmiş dövme yaptırmış, utanmadan kalkmış herkesin ortasında havuza girmiş. Bunlara bir cesaret, bir özgüven geldi. Hadi hayırlısı. Hollanda'da 6 Ağustos tarihinde 15 dereceyle yazın en soğuk günü kaydedildi. Bazı bölgelerde sel meydana geldi ancak havalar orada da düzeliyor. Önümüzdeki günlerde Hollanda'da hava sıcaklıkları 25 derece ve üstünde olacak. Belçika'da serbest çalışanlar normal işçilerden çok daha fazla çalışıyorlar. %70'inin çalışma saatleri haftada 40'ın üzerinde. Buna rağmen %65'i hayatlarından oldukça memnun olduklarını söylüyor. İngiltere'de belgesiz göçmenleri çalıştıran veya onlara ev kiralayan İngiliz vatandaşlarına yüksek cezalar verilecek. Çalıştıranlara 45 bin avroya kadar para cezası verilmesi gündemde. Hükümet kafaya koydu, ülkede göçmen bırakmayacak. Ruanda ile anlaştılar, Türkiye ile anlaşmak istiyorlar, bir anlaşma teklif ettiler, bir gemi aldılar. Gelenleri, göçmenleri gemide yatırıyorlar, otel yerine gemiye yerleştirmeye başladılar. Yani özetle İngiltere'ye gelmeyin diyorlar. İsviçre'de ise herkesin ortalama 4 yakın arkadaşı ve 8 kişilik bir arkadaş çevresi varmış. 2 kişiden biri arkadaşlarına yeterli zaman ayıramadığı için üzgün. Cansever sevmen acele dostluğun çabuk diyor. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Aslında bu hayatta herkesin zamanı vardır. Bugün Amerikan başkanı bile istese birine yarım saatini ayırabilir. Ama gerçekten isterse. Mesele öncelik meselesidir. Almanya'da en sevmediğim şeylerden biri buluşalım mı buluşalım ne zaman? iki hafta sonra. Bir ay sonra. E o zamana kadar kim öyle kim kala. Belki ben kendimi o zaman iyi hissetmeyeceğim. Aşırı plan program da iyi değil. Plansızlık zaten iyi değil. En iyisi bu ikisinin ortasını bulmak. Son dönemde her şey o kadar hızlı yaşamaya başladı ki telefonun şarjı bitse insan eve gidene kadar kendini çıplak gibi hissediyor. Benim bir hocam vardı üniversitede. Cep telefonu kullanmazdı, internete girmezdi, gazete dergi bile okumazdı. Bunlar gereksiz şeyler derdi. Sadece kitap okurdu. Hocam peki önemli bir gelişme olunca nasıl öğreniyorsunuz diye sormuştum. Siz anlatıyorsunuz ya diye cevap vermişti. Gerçekten duymam gereken bir şeyse bunu zaten öğreniyorum. Sosyal medyayı azaltmak lazım. Bu kesin. Özellikle yattığımız odaya telefonu beraberimizde götürmememizde büyük fayda var uykuyu da kaçırıyor. Zaten hep aynı şeyler. Herkes mutluymuş gibi yapıyor. İnsanlar da bu yüzden aşırı kıskanç hale geldiler. Eskiden kötü gün dostu bulmak çok zordu. Şimdi iyi gün dostu bulmak da zor. Düşersen elinden tutan olur. İyiysen kimse seni sevmiyor artık. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Diyor ki dostun üzüntüsüne herkes ortak olur ama dostun başarısına sevinebilmek sağlam bir karakter gerektirir mutlu olmak istiyorsak şu rekabet olayından en başta kesinlikle kurtulmamız lazım. Kimseyi ama kimseyi kıskanmayalım. Hatta onları takip bile etmeyelim. Nefret aşktan bile güçlü bir duygudur çünkü. Sevmediğiniz birine yapabileceğiniz en kötü şey onu hiç umursamamaktır. Bırakın Metin Altıoku gördükleri gibi bizi de hep umursamaz yüzümüzle görsünler. Siz beni hep umursamaz yüzümle gördünüz diyor Metin Altıoku. Ama benim geldiğimi gelseniz şuracıkta düşüp ölürdünüz. Ay dokundu omzuma irkildim, göğün paslı balkonunda. Birdenbire insanları özledim. Hoşçakalın.